Evet arkadaşlar, House Flipper ilk deneyimimi sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, yeni bir oluşturduğum profil var. Bunu seçiyorum. House Flipper'a hoş geldin. Bu oyunda evleri satın alabilir, dönüştürebilir, dekora edebilir ve satabilirsiniz. Yine de şimdilik ofisini ve her şeyi yönetmek adına gerekli olan dizüstü bilgisayarını aramak için bu barakayla yetinmen gerekiyor diyor. Peki. Yani neden evin kapısına çöp atıyorlar onu anlamadım ama. Artık dizüstü bilgisayarından e-postalarına bakabilirsin diyor. Peki. Burada bir hayvan yaşıyor sanırım. Tuvaleti bok götürüyor. Şu çöpleri en azından bunlar alınıyor mu? Ne diyor? Shift artı. Yani şöyle koyalım. Dizüstü bilgisayar sana iş bulmada, evleri satın almada ve onların arasında geçiş yapmada yardımcı olacaktır. Henüz bir ev satın alacak kadar paran yok ama şimdiden ilk e-postanı almış görünüyorsun diyor. Peki. Bunları düzeltebiliyoruz. Lamba. Evet. Bayağı büyük. Evin amına koymuşlar resmen. Şu masayı bir düzenleyebilir miyiz? Hiç de sevmem dağınıklığı. Tezgahın üstüne koyamıyorum. Ne oluyor lan? House Flipper'dan ziyade fazmafobiye gibi hareket ediyor. Neyse, evet. İşe bakalım. 88.145 Türk lirası var. Güzel para. Eski erkek arkadaşım evimden radyatörü çaldı. Merhabalar. Evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Face spam hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski erkek arkadaşım evime izinsiz girmiş. Ortalığı savaş alanına çevirmiş ve radyatörü çalmış. E sen de yani seçemiyor musun erkek arkadaşın? Biraz bakar insan. Adam dızcı çıktı. Çalınan başka eşyaların olması da muhtemel. Lütfen evi çekip çevirin ve eksik eşyaları temin edin. Hadiseden polisi haberdar etmemenizi rica ediyorum. İş gezisinden döndükten sonra eski erkek arkadaşımla bizzat ilgileneceğim. Ağzına sıçacaksın yani. Bence de. Mantıklı. Tamam. Adamı bir hayli kızdırmış ki adam evin ağzına sıçmış. Tamam. Düzeltelim, temizleyelim. Şöyle. Ön
Önce çöpleri toplayayım ya. Bir pislik kalksın ortadan. Abicim ne yaptın bu eve sen ya? Yatağa sıçmış bildiğin eline. Sıçmış sıvamış yatağın üstüne. Güzel. Bir şey gözüküyor. Tamam. Şimdi etrafı temizleyelim. Yeni beceri puanlarını istediğin şekilde kullanmak için tableti aç demiş. Peki. Geliştirmeler. Yani haritadaki çöpleri en azından görelim de şimdilik en azından gözümüzden kaçmış olmaz. Şu odada pislik var. Evet, yatağın üstündeki bokları aldık. Bence bu adam böyle de arkadaşlarıyla takılmış. Alem gecesi havası var. Şunu alalım. Şöyle. Yani daha düzgün orada. Tuvaletli işimiz bitti. Şu sandalyeyi şöyle koyabiliyor muyuz? Evet, tamam. Yani hoş bir ev. Tek bir kişinin yaşayabileceği. Her Türk gencinin hayalinde olan ufak ama güzel bir ev. Şimdi şunları şöyle. Artık elinin altında bir tabletin var. Kullanmak veya gizlemek için tab tuşuna bas. Böylece bir şeyler satın alabilirsin. Örneğin bu görevde işine yarayacaktır demiş. Peki. Radyatör kadarını burada satın alabilirsin. Türkçe çeviriler biraz garip olmuş. Şöyle. Çapraz koyalım. Evde mutfakta yemek yaparken de izleyebilir. Şöyle koyalım. Çalışır. Şunu şöyle koyalım. Tamam. Koltuğu biraz daha duvara sıfırlasak alan açılacakmış gibi geliyor ama. Şurayı düzeltelim. Tuşlu mum var herhalde. Bu da güzel. Şöyle güzel de gözüksün. Yalnız bu oyun harbiden tam benlik ya. Böyle etrafı düzenlemeyi, dizayn etmeyi, dekorasyon yapmayı sevenler için evet birebir. Düzenledik. Şöyle. Şurada. Çaydanlığı şöyle koyalım. Tamam. Başka da evet. Şimdi radyatör al demiş. O zaman. Buradan aranıyor herhalde radyatör. Thank you.
Oh. Kendi evinin montajını da yapacaksın tabii. Tamam. Kiri temizle. %98. Nerede var ki daha? %100 yapabileceğimiz. Ha, oldu. Firmamız adına dekorasyon. Bu ne? Şöyle bir şey bırakalım ya buraya. Yok, bu kadar değil tabii. Maydanoz. Nane bırakalım. Evde yeşil renkler çok. Demek ki yeşili seviyor. Şöyle masanın ortasına naneyi bırakalım. Ellerini okşaya okşaya koklarlar. Kiri temizle. Burada kir var. Ha, burada bir yerde kir var. Oldu mu acaba? Orada da tamam. Burası da tamam. Burada zaten yapacak bir şey yok. Kapak bozuk herhalde. Tamam, ne güzel ya, baksana. Müstakil evler. Bahçem var. Ya bizim Türkler olsa şurada bir mangal yakar hemen. Görevi tamamla diyor. Enter'a bastın. Güzel. Kısa günün güzel karı. 2300 TL. Bir ev temizleme de 2300 TL. Sınav fazla. Ya gerçi radyatör de aldık, taktık, montesini ettik. Yani. Şimdi ustalık, işçilik var abi. Yani 2000 lira o yüzden zaten. Şimdi kendi evimizin içinde bok götürüyor. Madem o zaman öyle temizleyelim şuraları ya. Süpürgeyle de tezgah temizlemezsin. Tabağı da temizledik. O çok güzel. Çok temiz. Her yere aynı süpürgeyle böyle böyle temizleyin arkadaşlar, siz de eviniz ki. Nereyi daha temizleyeceğim lan burada? Şurası mı? Oldu. Burada bir yer var. Şurası galiba. Temizlenmiyor. Adam vampir galiba, gözükmüyor aynada. Şimdi oldu. Şurada bir pislik var. Şurada var.
Tavanlarda bile var Allah'ım ya Rabbim ya. O da güzel. Temizlik imandan gelir. Yani insanın evini temizlemesi, toplaması bence güzel bir şey. Hele hele kendine ait bir evin varsa daha fazla keyif verir gibime geliyor. Burada bir şey var ama evet aldık. Yani iyi oldu bence bu özelliği aldığımız. Burada bir yerde bir şey var, gene bulamıyorum. Tavan mı? Oldu galiba. Aynen. Ne oldu lan? Temizlemek için ha. Temizlenecek yerler sanırım gözüküyor. Ama ha gitti. Bir de şurada var. Tamam. Burası değil. Haritayı eksiyle mi? Evet, tamam. Yani gıcır gıcır oldu. Birkaç tane de eksik var galiba. Şurada kırmızı evet. Havluluk. Alalım abi. Tamam. Birleştir. Sadece basılı tutmak yeterli oluyormuş. Bir şey yapıyor mu? Tuşlara basıyordum ama. Evet, atladık. Burada bir tane radyatör alalım. Yataktan dolayı mı olmuyor acaba? Şunu şöyle alsak, şöyle koysak. Bunu da şöyle döndürelim. Yani böyle daha çok alan açıldı sanki. Biz kapak fena açılıyor. Şu tabağı alıp bunun içine koyamıyor muyuz? Yok, olmuyor. Abicim bir tane tabak al düştü ya. Bir haller oluyor ama şu. Ne oldu lan? Şimdi şurayı da bari düzeltelim. Burada bir kaşık gibi bir şey vardı, kayboldu. Ben mi göremiyorum? Yok. Tamam o zaman şu tezgahı şöyle koyalım. Bunu da böyle yapalım. Bunlar birleşik olmuyor. Şöyle
yapsak? Neyse böyle olsun. Çok önemli değil. Şunu da şöyle düzgün koydum. Ne abi? Bunu da böyle koyalım. Biraz çapraz koyalım hatta. Tamam. Bunu birleştirelim. Bu da tamam. Ah be. Ne yoruldum bugün. Ufak bir dizayn yapacağım ya. Artık. Neyse şöyle ağzım olur. Gerekliliği ne acaba? Çok güzel. Çapraz olsun. Yani biraz daha düzgün duruyor en azından, aynen. Gelmiş Melis Susam, garaj temizliği. Merhaba, garajı temizlememiz gerekiyor. Sizden bütün tüm kutuları, çöpleri ve eski lastikleri atmanızı istiyorum. Lütfen camı temizlemeyi unutmayın. Ayrıca alet edevatın yeri değişmezse iyi olur. Kocam eşyaların yeri değişince sinirleniyor sonra. Bulamıyor çünkü. Saygılarımla. Melis Susam. Peki. Hay hay efendim. Herhalde garaj burası. Bahsettiği. Oo. Burası garaj değil, bildiğin çöplük. Tamam. Çöpleri topladık. O zaman şöyle bir yerleri de temizleyelim. Yalnız dayı bir gün sabah işe giderken bir hışımla çıkmış herhalde patinaj çekerek. Böyle.
kontrolü biraz... Havalansın, açalım bunu. Eşyaların yerini değiştirme demişti. O zaman şöyle düzenli bir şekilde bırakalım en azından işimizi. Düzgün yapıyoruz abi. Bunlar ne? Tamir aletleri galiba. Neyse, üst rafa koymayalım, beceremedim. Üst üste koyabiliyor muyuz acaba? Olmuyor. Yere koyuluyor daha demin. Böyle dursun. Şu bisikletleri de düzgünce koyalım. Yok, aman aman aman. Arabayı da taşıyoruz. Kaslı adam başarı. En azından arabayı garaja koyduk. Tamam. Evime gideyim de bir. 393 lira. Araba taşıdık lan, o kadar çekici ücreti de vermeniz gerekiyor. Tabletindeki galeri sekmesini kullanarak sabit diskindeki istediğin görüntüyü seçebileceğini ve bir afiş veya resim olarak duvara asabileceğini fark ettin mi? Ayrıca oyunda resim çekmek ve çalışmalarını diske kaydetmek için kamera sekmesini kullanabilirsin. Peki, deneyelim. Şöyle bir şey çekelim. Ağaç, çiçek, böcek. Ağaç yok. Önce bakmamız gerekiyor galiba. Şöyle yukarıya doğru bir görüntü alalım. Galeriye yeni bir görüntü eklendi. Otomatik sığdır.
Yok abi kalsın ya. 2000 TL veremem bir tane sokak fotoğrafına. Nereden geldi? Hayır. Yani geliştirmeler var. İsparçin daha iyi. Daha fazla öğrenme diyor. %10 daha fazla ödeme diyor. Pardon. Yani pazarlık bence iyidir. Montaja verelim. Daha hızlı temizlik olsun. Bu nereden geldi ya? Dekorasyon. Ekmeğimizin peşine düşelim. Ödeme zamanı gelince görürsün artık. Öder miyim, ödemez miyim? Kış geliyor. Kışlar sert olur ve benim evimde daha radyatör yok. Tak şunları. Siktir lan. Günaydın. Bak bir tebessüm koymuş. Bir insan evladı olduğunu hani gösteriyor yani. Evimin birazcık daha gösterişli olmasını istiyorum. Oturma odasındaki bazı duvarları amarant rengine boyayabilir misiniz lütfen? Tabii ki de efendim. Kalan duvarları göz alıcı bir şekilde griye boyamanızı istiyorum. Ah, neredeyse unutuyordum. Bozuk elektrik prizini de değiştirebilir misiniz? Mersi. Emine Johnson. Harbiden Emine Johnson. İsimler fena ya yalnız. Tebrikler, yeni bir aletin kilidini açtın. Artık duvarları fırçayla boyayabileceksin. Yapman gereken tek şey tableti kullanarak boya satın almak. Tamam. Koridor. Görevler. Küçük mutfakla oturma odası. Priz tamir edeceğiz. Çocuk odasını da. Çocuk odası neresi? Burası tuvalet. Buraya bakalım. Çocuk odası burası. Tamam. Burası küçük mutfakta oturma odası. Burada tamam. Şurada ne var? Ha, bunu dolapmış lan kapı zaten. Priz. Priz nerede? Şurada bir priz var. Şurada şeyin arkasında mı acaba? Çekebilir miyim?
Ben mi yanlış yere bakıyorum? Tamam, doğru yerdeyim. Priz. Yataktan olayım acaba? Çocuk odasını hallettim. Abicim bu priz nerede? Burada değil. Bu priz değil. Dolapların arkasında mı acaba? Acaba? Yok, burada yok. Evi darma duman ettim. Anasını satayım, bir tane priz bulabilmek için. Duvara sıfır yapmamış. Neyse, fark etmezler ya. Da düzelsinler abi. Ben mi uğraşacağım milletin işiyle? Evet. Ne yapıyoruz? Tamam. Biraz burada bir şey sıkıntı oldu. Sığıyor mu buraya? Heh. Şimdi boyayacağız burayı. Boyayacağız herhalde. Aynen. Bas bakalım. 1'i kalalım.
Bundan da büyük alalım. Boya. Nasıl bir dekorasyon yapsam acaba? Biraz çingene modeli yapmak istiyorum. Level atladım mı? Atlamadım. %25 daha hızlı boyama. Aynı anda iki duvar boyama. Boyamış duvarlarda boya ziyan etmeyin. Yani daha az mı gidiyor acaba? Neyse bunu seçelim. He, bir daha. Tamam. Güzel. İsraf etmeyin boyayı. Para veriyoruz. Tamam. Yani biraz evet zevksizim sanırım. Olsun. Buralar denk gelmiyor kare kare. Camların içine o zaman griye boyarım. En azından. Farklı olmuş olur. Pembeye daha boyamayacağım. Amarant rengi pardon. Şimdi. İyi millet güveniyor vallahi. Bizim Türkiye'de birisi evi boya çağırsa başında 5 kişi beklerdi. Adamlar evi bırakıp gitmişler bildiğin. Boyayı biraz fazla almışım ama. Tezgah burası boyanmıyor muhtemelen.
Yani böyle daha hoş durdu sanki. Bana kalsa her yeri griye boyardım ama. İkisinden de istemişler. Yetenek puanı. %20 daha az boya kullanımı mı yoksa daha hızlı boyama mı? Şu an iki tane aynı duvarı boyamam bir avantajı yok zaten küçük ev. Aslında boya daha az kullanırsam yani daha iyi bence. Aynen. %96'sını boyamadık. Tavanları mı boyayacağız acaba? Yok. Nereye kaçırdık? Geçirdik. Kontrol edelim. Nasıl bir boya yapalım yani ne istiyorsunuz bizden ya? Ya acaba pembe olanları mı beceremedik? Bakalım. Lan ne yapıyorum ben? Boyamamış. Tamam. Pembelerde sıkıntı var. Becerememişim. Muhtemelen leveli atlatmadan önce yaptıklarım. Yani bir yeri boyamadık. Ama nereye boyamadık? Yok abi sıkıntı. Ya nasıl olmasın ya? Her neyse. Olmuyorsa olmuyor. Eşyaları satma. Bunları satsam ne olur acaba? Neyse. Biz paramızı alnımızın akıyla, helaliyle kazanan bir insan olduğumuz için yapmıyoruz böyle bir şey. Tamam. 3245, 3250 TL. Güzel. Acaba evimizi değiştirebiliyor muyuz mesela? Büyütebiliyor muyuz?
Ses biraz ses açık gibi. Tamam. Bu adama uyuz oğlum. Can. İsmi neymiş bunun? Can Büyüka. Can Büyüka. İsme bak. Sait Arslan. Bebek bekliyoruz. Merhaba. Yakın zamanda 3 yatak odalı ve biraz da tadilata ihtiyaç duyulan bir ev satın aldık. Güzel karım ilk çocuğumuza hamile. Çok fazla boş zamanımız olmuyor. Bu sebepten evi yenilemek konusunda yardımınıza ihtiyacımız var. Evi temizleyip çocuk karyolası, alt değiştirme sehpası, belki biraz da oyuncakları olan bir çocuk odası hazırlayabilir misiniz? Kız çocuk beklediğimiz için de odayı açık pembeye boyamanızı rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Sait Aslan. Müstekbal baba. Müstekbal babamız. Allah analı babalı büyüsün abicim. Herhalde hep aynı mahalleye mi geliyoruz? Ne yapıyoruz? Haritaya bakılırsa evin içi bayağı berbat. Bu ne lan? Tuvalet mi var burada? Anasının. Oda. Bu odayı bok getiriyor, evet. Etrafı bir toplayalım. Önce çöpleri toplayacağım. Daha yap. Oo, milletin yatağını da yapıyoruz. O da güzel. Tamam. Buradaki çöpleri topladım. Lan. Azıcık kafayı açayım, havalansın. Burada çöp yok. Oo. Abi ne yapmışsınız bu evin içine ya siz? Tamam, burayı hallettim, burayı hallettim. Şimdi bir koridordan önden başlayalım şöyle temizlemeye. Şunlar gitmiyor herhalde, gidiyor. Direkt buradan tuvalete dalıyorum. Banyoya. Da bir yerde pislik var ama ha, gitti. Burası temizlenmiyor herhalde. Yo, temizleniyor galiba. Cık, temizlenmiyormuş. Temizleniyormuş. Camı temizleyelim. Oğlum, çalıştı bayağı her şey. Oldu mu? Bu ne abi? Kiri temizle. Banyo. Temizlemedik mi? Ufak temizlenmemiş yerler var. Şöyle bir randoma denk gelir belki alır. Sanırım %100 yapmak çok zor bazı yerlere.
şurada var. Evet, gördüm. Evet. Banyo tertemiz. Koridor tertemiz. Şuraya bir girelim. Yalnız abi nasıl bir pisletmişler burayı ben. Tinerciler falan mı yaşıyordu acaba ya? Şurada da harita var. Tamam. Şimdi camları temizleyelim. Cam temizlemek de çok keyifli bir şey ya. Normalde de özellikle bir dükkan camıysa böyle boylu boylu bir köpürteceksin ha. O çekecek köpüklerin aktığını görmek benim için haz verici. Aç abi aç. Aç hava gelsin. Bu oda %99 temizlendi. Bir yerlerde yine pislik var ama. %100 olsun. Neden %99? Başladığımız işi adam akıllı bitirelim abi. Ama evet. Temizlenmiyor. Şurası mı? Hayır. Yani bu kadar da temiz ya. Çamurlu ayakkabılarla girmişler herhalde. Tamam. Cam yine camlar. Süpürge makinesi gibi bir şey herhalde ya. Yani böyle camı temizledin yani süngerle köpürtüyorduk falan. Sonra çekecek de temizleyecekmişim gibi düşündüm ama. Şöyle kenardan başlayalım. Isınlar yine. Hop. Hop.
Usta %98'de kaldı. Burayı da uyuz oğlum. Bunu da yapmam lazım. %99'da kaldı. Kafamda takılı kaldı. Yapmam lazım. Evet, burayı da tamamladım. Köşedeymiş. Burası tamam. Burası da tamam. Burası da kapıları kapatız. Burası da tamam. Son olarak çocuk odası yap demişti sanırım. Evet. Bakalım ne olacak. Bakalım. Temizleyelim şöyle etrafı abi. Evet. Aldık. Burayı işlemiş herhalde, çıkmıyor. Sen daha hızlı temizlemeyi de alabilirmişim. Böyle biraz sinir bozucu oluyor. Yine %1 kaldı. Bence bu dolabın arkasında. Ya neredesin ya? Camı temizleyince bence olacak. Abi nerede acaba? Oh be. Şu dolabı al. Sanki burada biraz böyle camı kapatıyormuş gibi geldi bana. O yüzden dolabı böyle koyacağım. Evet. Şimdi beşik. Bir beşik alalım. Tamam. Ne demişti? Pembe. Beşik pembe olsun o zaman. Herhalde kız olacak. Pembe. Pastel gül var. Şöyle çocuğu da kaloriferin dibine koyalım, üşümesin. Bu da şu köşeye mi koysam? Böyle yapsak. Yani bir hoş durmadı ya.
Çapraz koysak. Şu kaloriferin önünde dursun abi. Üşütmesin. Acık bebek. Ha, doğmamış. Kal kitaplık. Kal kitaplık alalım. Kal. Kitaplık. Acaba bunu alsam bunu kabul edecek mi? Neyse kal kitaplık dedi abi. Siyah var. Aslında önce odayı boyayalım. Odanın rengine göre daha mantıklı. Tamam. Ben level atlamıştım. Bir de ona bakayım. Daha hızlı temizlik. Bir tane de buna verelim bari. Boyanın kokusu da ne güzel kafa yapıyor abi ya. Tiner miner. Sen boyacılar ne güzel ya. Hem boya yapıyor hem kafa yapıyor adam. Dal sarısı galiba. Çok da güzel bir renk değil. Her şeye yakışmaz. Tamam. Yani 70 dolara boyadık. Kaç metrekare? 18 metrekarelik yeri. Peki. Şimdi kal kitaplık alalım bir tane. Ne renk alalım?
Gri. Yani pembe. B gidebilir aslında ya. Deneyelim. Kötü durmadı. Alt değiştirme masalı dolap diyor. Şöyle denesek. Fazlalık çıkıyor oradan. Yani girişte olsun. Neymiş? Alt değiştirme masalı dolap. Pembe olsun. Şöyle yanına koyalım. Bebişimizin narin poposunu temizlerken. Aslında şöyle bir şey geldi aklıma. Evet, pufları da sağına ve soluna. Yani en azından her şey pembe pembe de mide bulandırmasın. Tamam. Her şey tamam. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.